Real TV Amerika'dan haber verir. Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri de yeni yönetimde Amerika-Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek? Yakın zamanda taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşecekmiş. İşte Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken 23-25 Mart tarihleri arasında, yani önümüzdeki hafta, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda Blinken'ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ikili bir görüşme yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Bugün konuyla alakalı birkaç soru Blinken'ın gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili gazetecilere verdiği basın briefinginde Amerika Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Ricker'a soruldu. Briefingdeki bir gazeteci Bakan Blinken'ın Brüksel'de Türk Dışişleri Bakanı ile herhangi türden bir ayaküstü görüşme planı var mı ve Brüksel'de görüşmelerde Türkiye ile ilgili konuların ne kadar gündeme geleceğini bekliyorsunuz şeklinde sorular yöneltti. Soruya karşılık Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ricker ise Türkiye çok değerli ve köklü bir NATO müttefiki dedi. Terörle mücadele konusunda birçok ortak çıkarımız var. Örneğin Suriye'de çatışmaları sona erdirme ve bölgedeki diğer kötü etkileri ortadan kaldırmak gibi şeklinde konuştu. Ancak bu aşamada duyurabileceğimiz herhangi bir spesifik ayaküstü görüşme ya da diğer toplantılar bulunmuyor şeklinde cevap verdi bu soruya. Ayrıca Ricker toplantıya ilişkin katılım ve planlamaları konusundaki soruları ise Türk hükümetine yönlendirdi ve tüm bakanlar ve temsilciler orada olacak dedi. Bu sayede uzun zaman sonra yüz yüze tanışma fırsatı bulacağız şeklinde konuştu. Ricker bu Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tüm Dışişleri Bakanlarıyla Brüksel'de yüz yüze tanışması için ilk fırsatı olacak ifadelerine de yer verdi konuşmasında. Genel olarak aslında baktığımızda Ricker şu anda paylaşabilecekleri herhangi bir görüşme planlarının olmadığını söyledi. Anlaşılan 23-25 Mart tarihleri arası Brüksel'de yüz yüze gerçekleşecek olan NATO toplantısı sonrasında yeni yönetim ve Türkiye arasındaki ilişkide öncelikli olarak gündeme gelecek, yani öne çıkacak olan başlıklar konusunda bilgi sahibi olma ihtimali hala söz konusu olabilir diyebiliriz. Bakalım toplantının gidişatı ilişkilerin geleceğiyle ilgili de mesaj verir bir nitelik taşıyabilir. Amerika'dan aktaracaklarımız bu kadardı bugünlük. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.